Radyoda bir eski zaman türküsü çalıyor. Esnaf dükkanlarını yeni açıyor ve bir at sahibiyle birlikte sokakta salınarak yürüyor. Saraç ustası bereket dualarıyla açtığı atölyesinde boncuklarını dizerek, kayışları dikerek başlıyor güne. Saraçlar yağlı köselelerden yapılma koşum araçlarıyla süslerler vitrinlerini. Atın ekonomik ve sosyal olarak önemli olduğu bir devirden kalmadır bu zanaat. Soğuktan koruyan belleme, hamut, başlık, dizgin, boyundaki yükü azaltan sadanga, araba oklarını düzgün tutan eğri ağaç, yular, yem torbası ve boncuklar gibi yüzlerce çeşit üretilir saraç atölyelerinde. Her saraç atölyesinin baş köşesinde eski bir dikiş makinesi bulunur. Sığır derisini kesmek için teber ve çark bıçkısı, kayışların kenarlarını düzeltmek için yan alacağı, kayış çizmek için hadde, kayışları yumuşatan sıyrığı kullanılan aletlerden bazılarıdır. Yılmaz Usta, emekle, özveriyle öğrenilmiş bir mesleği yıllarca devam ettirebilmenin muzaffer edasıyla bakıyor hayata. Ama işlerin yoğun olduğu o eski günleri özlemle anıyor. Nazar boncuklarının arkasından gülen gözlerle süzülen bir yaşam. Torbasında eski zaman aletlerini yaşatmanın kıvancı ve kulaklarında o eski ritim. Koşum araçları ve boncuklarla süzülen atların geçerken bize bıraktığı o eski türkü.